Uzun süredir görüşemiyorduk. Biletlerimin sadece bir tanesi kaldı. O yüzden rahatlıkla sanırım söyleyebilirim. Tekrar yurt dışına çıkıyorum. Şöyle ki böyle bir yığın var odamda ve asla valizimi hazırlamadım. Ve ilk defa tek başıma çıkacağım ve bir gün tek başıma kalacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Özleyecek misin beni? Ha? Özleyecek misin? Oh. Yolculuk kombinim. Böyle tight giydim. Bu da valizim. Umarım seni indiğimde de bu şekilde alabilirim. İlk defa bu kadar yukarı kaldırarak sanırım video çekiyorum. Çünkü herkes tavanı izliyoruz falan diyor. Geçtim dış hatlardan. Gidiyorum şu an. Kontuarımı bulacağım. Valizimi vereceğim. Umarım valizimi aynı şekilde geri alabilirim. Ondan sonra da gideceğim. Bu kadar. Yani bilmiyorum, çok gerginim. Çünkü ilk defa tek başıma gidiyorum. Ama bence güzel olacak. Şimdi para çektim. Çünkü unutmuştum. Yurt dışı çıkış harç pulu almaya gidiyorum. Onu nereden alacağımı unuttum bu arada. Geçen sefer Işıl'la geldiğim zaman onunla daha rahat bir şekilde bulmuştum. Çünkü iki kişi olunca insanın böyle bir güven oluyor. Şimdi terminalin sanırım gelen yolcu kısmındayım. O yüzden gidene doğru gideceğim. Ben para çekmeyi unutmuşum da o yüzden. Şimdi harç pulumu da alacağım. Ondan sonra da salona doğru geçeceğim. Harç pulumu da aldım. 150, ben 200 lira sanıyordum bu arada. 150 liraymış. Şimdi salona doğru çıkıyorum. Burası boş ve hep yabancı var. Genelde Rus turistler var. Keşke biz de daha çok daha rahat bir şekilde gidip gelebilsek. Ne kadar kızardım ya. O kadar terledim ki, çünkü çok soğukmuş Polonya ve bu arada gideceğim yeri söylememiştim sanırım. Ama Polonya'ya gitmiyorum şu an. Şu an Prag'a gidiyorum. Prag da çok soğukmuş. Hatta bugün rüzgarlı olarak gösteriyor. Birazcık duty free gezdim. Sonra şimdi de bekliyorum. Daha saatime çok fazla var ama real fikirlerim var. O yüzden onları çekiyorum. Şu an iyi hissediyorum. Bugün boyunca o kadar gergin ve o kadar gereksiz, sinirli, huzursuz ve mutsuzdum ki anlamadım yani. Çünkü dün gece 4'e kadar anca bütün biletleri hazırladık ve o şekilde her şeyi alabildik. Biraz geç olduğu için sanırım endişe ettim. Onun dışında bir problemim yok şu an. Allah çok şükür ki. Çantam yanımda. Valizlerimi verdim. Bekliyorum yani. Saat 3.55'te. Şu an yaklaşık 2 saatim falan var. Uçağa alındım falan desem 1 saat kendime vaktim var. Burada pek gösterebileceğim bir şey yok şu an. Çünkü burada yemek yerleri falan var. Change Office var. Belki Change Office'e giderim çek şeyi almak için ama orada da vardır diye düşünüyorum yani. Oradan da alabilirim. Garanti alsam mı kendim bilemiyorum. Kapı numaram sanırım 5 gibi bir şey. 05 gibi bir şey. Henüz nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü daha çok saatim var ve video falan çekeceğim. Güzel bir yere geçeceğim. Sadece biraz dinlenmek istedim. Çünkü çok çok yoruldum ve terledim. Özellikle eşyaları geçirirken çok endişelendim. Onun dışında her şeyim burada. Biraz fazla eşya getirmişim. Neden böyle yapmışım ben de bilmiyorum. Ama problem değil. Şu anlık iyi gidiyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Tek başımayım ama şu an gergin hissetmiyorum. Çünkü yanımda gerçekten siz varsınız gibi hissediyorum. Birazcık şey, belki klişe, belki de çok anlamsız gelecek size, bilmiyorum ama gerçekten sanki yanımda birileri var ve onlarla beraber gidiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İnsanlar bir tık bana bakmaya başladı ama çok umurumda değil yani. İsterse baksınlar. Ne kadar kızardığıma bakın. Amsterdam uçağına da binmek istiyorum. Çok heyecanlı ve bence gergin olduğum için biraz kızardım. Normalde de ben çok kızarıyorum. Sus abla, artık ben konuşayım. Kapıya gidiyorum. Birkaç tane Türk gördüm. Konuşuyorlardı. Onları duymak güzel ama onun dışında dilimi anlamayan insanlarla konuşmak daha güzel. Yanım boş.
olacak, pasaport kontrolü falan. O kadar dondum ki ayaklarım şu an nefes alamıyorum. Ayaklarım dondu resmen. Gerçekten çok soğuktu. Şimdi havaalanında böyle yürüyorum. Biraz boş. Tek bir kelime bile sormadı. Tek bir kelime bile. Çok şaşırdım. Sadece pasaportuma baktı ve damgayı bastı. Yani çok garipti. Allah'ım hiçbir şey sormadı. Nerede kalacaksın? Ne yapacaksın? Hiçbir şey sormadı. Keşke biletlerimin hepsini almasaydım. Geldim dostlar. Şu an bir lavaboya girdim. Şimdi merkeze doğru gideceğim. Hava biraz kararıyor burada saat 5 falan. Aynalarını sevdim. Gideceğim şimdi, valizimi de aldım. Bunu da çantama takacağım. Sırtıma takacağım. Heyecanlı ve gerginim. Biletimi aldım. Nakit ödeyemedim. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde. Ben de kredi kartımı denedim ve oldu. Şu an sanırım otobüs geliyor. 119 numaraya bineceğim. Evet geliyor. Binince tekrar güncellerim sizi. Şu an havaalanındayım. Çıktım. Aa, niye oraya gitti? Buraya da gelecek mi? Aa, buralar başka yerlere gidiyor. Ben nereye gideceğim bilmiyorum hiç. Bilmediğim yere bastım. Şarjım çok az. O yüzden belki daha sonra çekelim. Şu an 1 numaralı metroya bineceğim. 119 numaralı otobüse bindim. Havaalanının oradan. Şu an metrodayım. Metroda bu 1 numaralı metroya bineceğim. Ve merkeze gideceğim. Merkeze gidiyor. Ben oradan karşı tarafa geçeceğim. Nehrin karşı tarafına. Belki orada bir şeyler atıştırıp öyle geçerim. Ya direkt geçerim sonra çıkarım. Emin değilim. Ama şu an metroya biniyorum. Hostelimi sevmedim. Kötü bayağı. Fotoğraflar falan güzel görünüyordu. Şimdi içecek bir şeyler almak için çıktım. Ama odam 10 kişilik bu arada. Dörtlü taraftaki kızlar aşırı pisler. Yani şimdi çok şey yapmak istemiyorum ama söyleyeceğim yani. Kusura da bakmayın. Hani banyoda falan kilot asılıydı. Ondan sonra her yer pis. Yataklar kötü falan durumdaydı. Bence biraz onlardan dolayı öyle görünüyordu. Ben de giriş tarafında bir tane yatağı kaptım. Orada şey yapacağım. Şimdi Lidl'a gidiyorum. Lidl böyle mi okunuyor bilmiyorum ama sokaklar çok kalabalık değil. Tenhalar biraz. O yüzden bir tık endişeliyim gibi de. Ama bilmiyorum. Yani içecek bir şey alayım ki poğaçalarımı yiyeyim. Ben bugün belki birkaç bir yere gidebilirim diye düşünmüştüm. Ama yani biraz kötü bir başlangıç yaptım diyebilirim. Aslında kendimi negatife geçirmeyeceğim ama o kadar tenha yerden yürüdüm ki kimse yok ve çok korktum ve geri yürüyeceğim tekrar. Sadece bir içecek için. Neyse içeceğimi alayım da. Sancılı bir eşya bırakma sürecini de atlattıktan sonra şeye geçtim. Allah, araba geliyor. Şimdi geldim. Trene, tramvaya bineceğim. Merkeze gideceğim. Böyle kaldığım yeri size göstereyim. Şurada kaldım. Şurada. 10 üzerinden fiyatına göre 6 veriyorum. Kötü değil ama bilmiyorum da. Haritaya göre burası Barış Anıtı. Önünde şu an askerler var. Çocuklar gelmiş. Bugün özel bir şey mi bilmiyorum ama zırhlı araçları falan var. Böyle asker kıyafetli insanlar var. Çocukları arabalara falan bindiriyorlar. Kilise gibi de duruyor. İlk başta kilise diye şey yapmıştı Google bana. Ama sanırım Zafer Kulesi gibi bir şey burası. Burada da sanırım askerleri için şey yapmışlar. Anıt gibi bir şey bence. Özel bir güne denk geldim bence çünkü grup grup çocuklar hep buraya geliyorlar. Bir müzenin önüne geldim. Bu müzenin içine Gamze ile girmek istiyorum. O yüzden şu an giremeyeceğim ama anladığım kadarıyla 250-300 Çek korunası kadar bir fiyatı var. Size şöyle dıştan göstereyim.
Bir takipçim burası için burası etkilendiğim binalardan birisiydi falan demişti. Ben de girmek istiyorum. Dışarıdan gerçekten çok güzel görünüyor. Burada aynı zamanda da tam olarak hikayesini hatırlamıyorum ama bakacağım şimdi. Bir kişi kendisini yakmış, işte protesto amaçlı mıymış hatırlamıyorum ama böyle bir anıt yapmışlar onun için de. Şimdi hemen okuyup geliyorum. Jean Pala adındaki öğrenci protesto amaçlı olarak kendisini yakmış ve onlar da bunun için bir anıt düzenlemişler. Hemen müzenin ön tarafında yer alıyor. Orada bir mum görüyorum. Bazen çiçekler atılıyormuş buraya. Size şöyle geniş açıda göstereyim müzeyi. Gerçekten büyük. Hatta arkasında yeşillikli bir alan var. Orada yürüyüş bile yapılabilir bence. İçerisinde çok merak ediyorum. Çünkü buradaki heykeller çok hoşuma gittiler. Starbucks'ta kahvaltı yaptım. Kahvemi içtim ve ilacımı içtim. Şimdi kalkacağım buradan. Primark gördüm. Sephora gördüm. Bir oraları gezmek istiyorum. Zaten bu taraftan ilerleye gideceğim. Bu arada cildim bence gayet güzel görünüyor. Sadece tarağımı bulamadığım için saçlarımı yapamadım. Eşyalarımı alacağım ve gideceğim. Sadece prizi kullanamadım ve şarj edemedim. Şimdi gidiyorum. Gamze dedi ki Belçika'da kar yağıyor. O buraya gelecek saat 5'te. Burada da gerçekten kar havası var. Dondum yani. Size göstermiştim ya Jean Palah'ın böyle bir anıtı gibi bir şey. Yani ben onun o olduğunu biliyorum videolardan. Ama burada da aynı şekilde böyle resimlerinin işte doğum ve ölüm tarihlerinin olduğu yerler var. Buraya da gül bırakmışlar ve yeni bırakmışlar. Çekçe yazıyor, anlamıyorum. Zaten İngilizce yazsa da tam olarak anlamıyorum. Şimdi önümdeki cadde çok güzel. Burası zaten böyle işte müzeden başlayıp yürüyebileceğiniz güzel bir cadde. Orayı göstereyim size. Böyle saçma sapan glosslar buldum ama çok güzel görünüyor. Diyor ki mesela al beni diyor mesela. Bu 2-3 euro arası bir şey. 40-60 lira civarında. Bayağı bir şey var burada. Ben de şunları alıyorum. Şöyle. Alışverişimi yaptım. Kozmetik aldım genel olarak. 20 dolar falan tuttu. Aldıklarımı zaten size gösteririm. Primark keşke bizde de olsa. Gerçekten çok sevdim. Sırtım ağırdı biraz. Oturdum. Bir de annem birkaç fotoğraf attım alacaklarını söylesin diye. Bence burada yürümek çok keyifli. Böyle buradaki mağazalara bakmak istedim diye Bershka'ya falan girdim. Narka demeyin tamam mı? Hemen Old Town'un yanında çünkü şimdi araya bakacağım bir. Yani fiyat olarak çok bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece binalar çok daha güzel. Bilmiyorum şimdi mesela Zara'ya gireceğim. Yağmur başladı ve ben birazdan Old Town'a doğru geçiş yapacağım. Burayı çok sevdim. Bu meydanı özellikle. Zaten bu yapıyı biliyorsunuzdur. Ben bunlarla alakalı bilgiyi onları gösterdiğim yerde eklemeye çalışacağım. Şimdi bu taraftan Old Town'a giriş yapacağım. Ay bir şey söyleyeyim mi? Tek başınıza olmanın tek eksisi bence şu ki sizin fotoğrafınızı çeken kimse yok. Bu saat kulesi saat başında çalıyor. Astronomik bir saat kulesi. Şu an 2:04 geçiyor saat. Ben kaçırdım burayı. Ve yağmur başladı. Yine de ilk şemsiyemi yanıma almışım. Çantama da şalımı örttüm. Göremiyorsunuz ama yürüyorum. Yani biraz dinleneceğim. Diye sordum. Bana sormadı. Bana dondurmasız verdi. Sonra ben de değiştirmedim. Bilmiyorum zaten çok yorgunum. O yüzden böyle uğraşasım da gelmedi. Benim hatam. Ama dondurmasız yemiş oldum. Bunun hamuru çok güzeldi. Böyle biraz sert bir tık tarçınlı bir şeydi. Ama keşke böyle içerisinde dondurmayı da görebilseydim ki nasıl olduğunu gerçekten anlayabilseydim. O zaman daha güzel olurdu bence. Şimdi Charles Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Orada gezeceğim biraz. Böyle biraz gerginim. O kadar çok belim ağrıdı ki oturdum. Karl Köprüsü'nün karşısında bir banktayım. Gerçekten belim
koptu yani çantadan dolayı. Aslında çantam da çok ağır değildi ama çok yürüdüm. Bayağı bir yeri gördüm diyebilirim. En son bir kar köprüsünde belki gider tekrar geri gelirim veya karşıya geçerim. Orada bir şeyler yaparım. Sonra bu tarafa dönmem gerekiyor. Ama biraz dinlenmeye çalışıyorum. Gerçekten çok yoruldum ya. Kafka Müzesi'ni bulmaya çalışıyorum şimdi. Çarşıdan geçtim ve karşıya yürüdüm. Kafka Müzesi'ne geldim. Her yer burada tridernik kokuyor. İçeri gideceğim o heykeli falan görmeye. Ama müzeye girmeyeceğim sanırım gezmek için. Her yerde weed shop var. Sanırım burada ot içiliyor. Ama şey, kafa yapmayan otlar içiliyormuş bir videoda gördüğüm kadarıyla. Şöyle camı videoya çekebilecek miyim bir bakalım. Ne oldu biliyor musunuz? Ben saat çalacak diye bekledim. Çünkü insanlar şurada bekliyorlardı ve yukarı bakıyorlardı. Sonra saat başı geldi. Saat çaldı ama kimse hiçbir, sadece ding ding yaptı. Sonra herkes yine beklemeye falan devam etti. Meğer orası otobüs durağıymış. Onu bekliyorlarmış. Ama tam saat şeyinin, kulesinin önünde. Aşırı aşırı fail oldum ya. Neyse şimdi Aziz Vitus Katedrali'ne gidiyorum. Bir tık orada dinlenmiş oldum çantamı bıraktığım için. Burayı biraz gezeceğim. Ondan sonra şeyi görmek istiyorum. Şu Ender Sokak var ya, oraya gideceğim sonrasında. Şöyle bir anıt gibi bir şeyin önüne geldim. Bence tabii bu insanlar için artık normaldir bu ama keşke hani araba park etmeselermiş buraya da fotoğrafını çekebilseymişiz, anlayabilseymişiz daha güzel olurmuş. Güzel görünüyor çünkü. Yanından çekeyim ben de. Tam dedim ki yoruldum, biraz dinlendim, tekrar başlayayım ama çıkacağım. Çünkü yarın buraya gelebilir miyiz? Geliriz herhalde ama nasıl olur bilmiyorum. Bugün görebildiğim kadar yer göreceğim. Aziz Vitus'a çıkıyoruz. Saçımı topladım çünkü dayanamadım. Kalenin içerisine geldim. Ben sanıyorum ki şu karşıdaki şey de katedral. Sadece güvenlikten geçiyorsunuz. Giriş ücretsiz ama kaçta kapandığını bilmiyorum. Şurada bir çeşme var. Akmıyor. Şurayı tam olarak çeviremedim. O kadar İngilizcem yok ama izlediğim videolara göre burası eski dönemde cadı olduğu düşünülen kadınları yakmak için kullanılıyormuş. Yalnız yaptığım gezi için böyle ana olarak Polaroid çekmek istemiştim ama filmi yanıma almamışım. Olsun, yarın çekilirim. Şimdi bununla yetinelim. Ben burayı çok sevdim. Bakın buradan çok daha güzel görünüyor. Ben burada telefonu sabitleyip kendimle fotoğraf çekildim. Yapı çok güzel. Ben çok beğendim. İçine girebiliyor muyuz bilmiyorum. Girebilsek bile saat çok geç olduğu için muhtemelen kapanmıştır. Çok güzel görünüyor. Şimdi kaleden çıkış yapıyorum. Bence buraya mutlaka gelin. Özellikle Aziz Vitus gerçekten çok güzeldi. Bir şey diyecekler mi? Askerlerden geçeyim de. Arkadaşım havaalanına indi. Ben de o gelmeden önce şöyle bir sefaraya falan gideyim diyordum. Ama çok yoruldum. Ve bir tane dedim ki biraz metroda bekleyeyim dedim. Ve burası da Gamze'nin ineceği metroymuş. Bugün güzel geçti. Kendimle güzel bir yolculuğa çıkmış oldum bence. Görebileceğim birçok yeri gördüm. Ve gerçekten sırtım o kadar çok ağrıdı ki yani daha fazlasını yapamazdım muhtemelen. Otelimin olduğu taraftan başlayıp Charles Köprüsü'nden öbür tarafa geçtim ve kaleye kadar çıktım. Şimdi tekrar Charles Köprüsü'nden geri gelip Old Town'a doğru geldim.
Metroda dediğim gibi arkadaşımı bekliyorum artık. Benim için farklı bir yolculuk oldu açıkçası. Ama yani bazı zorlukları da var ve bence paylaşıldıkça çok daha güzel oluyor böyle şeyler. O yüzden arkadaşlarımla, ailemle gitmeyi tercih ederim açıkçası. Ama kimse yoksa tabii ki de tek başınıza da gelebilirsiniz bence. Çok fazla bir zorluk yaşamadım açıkçası. O yüzden kendime bugün için ve bu yolculuk için gurur duyuyorum. Sizin de eğer böyle aklınızda varsa işte ama arkadaş bulamıyor ve gidemiyorsanız bence çıkın gidin. İngilizcem o kadar iyi değil bu arada. Ona rağmen belli miktarlarda anlaştım ve en önemli şey internet paketinizi mutlaka yapın.